Sevgili seyirciler, merhabalar. Özgül Gülmez ben. Seçime doğru ve seçim özelde sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki seçimlere çok az bir süre kaldı. Yaklaşık olarak 4 aydan az bir süre kaldı. Biz de konuklarımızı buraya alacağız. Seçimle ilgili aday adaylarımızı, tarlarımızı buraya alacağız ve sizlerin karşısına çıkaracağız. Bakalım neler yapmak istiyorlar, neler yapacaklar, onları konuşacağız. Bugün kim bizimle birlikte hemen size söyleyelim. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Sekreteri ve Fulya Mahallesi Muhtarı, Muhtar Adayı Sayın Bülent Abdullah Özen bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bülent Bey nasılsınız? Vallahi iyiyim. Kanalınıza geldikten sonra güler yüz ve o tatlı dille çok daha farklı bir havaya girdim. Stres yok, rahatlık var. Harika. Sağ olun. Sevgili seyirciler, kendisiyle konuşurken biz baktık, Bülent Bey çok farklı bir muhtar. Yani az sonra kendisini de dinleyeceksiniz. Sıradan bir muhtar neler yaparın dışında farklı şeyler duyacaksınız. Çünkü vizyonu inanılmaz geniş. Sadece Türkiye içinde değil, Türkiye'nin dışında da seyahatleri, etkinlikleri ve benzeri konuları da konuşacağız. Muhtarlık seçimlerine 3 ay, 4 ay gibi bir süre var. Adaylıklar hızla devam ediyor. Neden bu kadar çok bu adaylığa merak var? Muhtarlıkta bizim bilmediğimiz ne var? Bize açıklar mısınız? Muhtarlık bir kere gönül işi. Eğer bunu ticarete malzeme yapabilmesi, siyasete malzeme yapabilmesi veyahut da farklı ortamlarda rant edebilmesi için yapılacak bir şey değil. Muhtarlık sadece gönül işi. Düşünebiliyor musunuz? İşte bir mahallede diyelim, bir köyde 3 tane, 5 tane, bazen 10 tane, 20 tane aday çıkıyor. Ve bunların içinden tek bir kişi seçiliyor. O da nedir? Aile yapısı, eğitimi, çevresi, titri, bunlar çok çok önemli. Burada sadece oy kişiye veriliyor. Hiçbir partinin, logonun, bayrağın altında kalmadan kişiye verilen bir şey. Sevilmek çok çok önemli ve insanlar şunu diyor, eğer siz insanların gönlüne girdikten sonra çıkması çok çok kolay olmuyor, zor oluyor. Evet, siz gönüllere hitap ediyorsunuz. Mühim olan o zaten. Yani muhtarın telefonu hiçbir zaman kapanmamalı. 7/24 telefonu açık olmalı. Sizi çünkü ihtiyaç sahibi arayacak. Nasılsın diye aramayacak. Bu bir hizmet sektörü. Onun için dedim ki muhtarlık gönül işi. Peki şimdi biz genelde aslında baktığımız zaman muhtarlık şöyle biliniyor. İşte ikametgah sureti verirsin, nüfus sureti verirsin ki onlar da artık daha kolay alınıyor. Gerek e-devlet sistemiyle, evet, gerekse diğer kurumlar aracılığıyla. Bundan sonraki sürece geri kalan kısma bakalım. Muhtarlar ne iş yapar? Şimdi bakın, muhtarlar sadece ikamet kağıdı, nüfus cüzdan sureti veren bir kurum olmaktan çıkması lazım ve yavaş yavaş da çıkıyor. Yeni yasalarla beraber ve hükümetimizin almış olduğu bazı kararlar var. Biz aynı zamanda ben Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Konfederasyonumuzun hazırlamış olduğu ve federasyonumuzun buna öncelik etmiş olduğu İstanbul Muhtarlar Federasyonu 11 maddelik bir şey var. Önerge verdik. Önerge demeyelim de işte bir taslak verdik. Bu taslak üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum ki bu yakında bunlar değişecek. Muhtarlara yetkileri farklı olacak diye düşünüyoruz. Buradaki olay şu. Muhtar ne iş yapar? Ne iş yapar? Muhtar ne iş yapar? Muhtar evvelden sabahleyin gelirdi. Yanlış anlamasınlar, kusura bakmayın. Bizim mahallemizin büyükleri, işte seçkin, sevilen abileri, amcaları, bakkal Ahmet amca, İşte Terzi Mehmet amca, bunlar muhtardır. Ama artık teknolojik çağa geçtiğimiz bir dönemde bunların yavaş yavaş bırakıldığını ve halkın daha çok teknolojiye ve sosyal yaşamına bakaraktan
adayları değerlendirdiğini görüyoruz. Eğitim önemli. Eğitim çok çok önemli. Neden önemli? Eğer karşınızdaki, tabii bunlar lokasyon olarak da çok değişik. Şimdi ülkemizin belirli bölgeleri var. Bu bölgelerde okuma yazma ve sosyal yaşantı farklılıkları var. İşte İstanbul'un bir Şişlisiyle siz Esenyurt'un bir mahallesini bir tutamazsınız. Yanlış anlamasınlar. Ama ne var? Burada lokasyonda farklılıklar var. Ne farklılıklar var? Eğitim farklılıkları var. Yaşam farklılıkları var. Daha çok Anadolu'dan göç almış ilçelerimiz var. Ama Şişli daha çok yerleşik, daha çok İstanbullu demem gerekiyor. Neden? Burası bir Avrupa ile Asya'nın birleştiği en son nokta. Esenyurt'un bir mahallesiyle işte Şişli'nin bir mahallesi arasında ne gibi farklılıklar yaratıyor muhtarların gönlünde? Şimdi Esenyurt'taki bir muhtarımız yaklaşımı farklıdır. Buradaki yaklaşım farklıdır. Oradaki insana iki lafla siz memnun edersiniz ama bu bölgedeki insanı onun sorununu çözmediğiniz sürece memnun edemezsiniz. Burada insan memnuniyeti. Mühim olan insan memnuniyeti. Farklılıklar buradan doğuyor. Tabii ki Anadolu'da bu çok daha farklı, Ege'de farklı, Trakya'da farklı. Hani Türkiye'mizin 7 bölgesinde sosyoekonomik yapısına göre farklar oluşmaya başlamış durumda. Ona göre de muhtar arkadaşlarımız oralarda görev alıyor. Sosyoekonomik yapısına göre, kültür yapısına göre. Şöyle bir şey var, bizim mesela örnekleme yapayım. Benim mahallemde tam bir mozaik. Hem iller arasında, hem kültürel alanda, hem dinsel alanda tam bir mozaik. Herkes var. Herkes size. Var. Sorarlar bana, burada Malatyalı kaç kişi? Ben Malatyalı, kaç tane Malatyalı var? Senin Malatyalılar mı seçti? Benim Fulya halkındaki yapmış olduğum büyük ailem seçti. Yani insanların bir çekirdek ailesi var. Bir de büyük ailesi var. Bu zaman zarfında 3 dönemden beri 5 senede Şişli Belediyesi'nde Mavi Masa'nın koordinatörlüğünü yap. Oradaki deneyimlerim, buradaki birleştirdiğim zaman sonuçları aldı. Gönüle girmek çok önemli. Evet, o zaman sosyoekonomik çevre çok önemli oluyor. Çok önemli. Haklarının sonuna kadar karşısındalar. Evet. Onlar her şeyi istiyorlar, evet. Diretiyorlar. Diğer kesim kendilerine ne verilirse. Ne verilirse. O zaman muhtarlıklarında görevliler arasında bazıları daha sıkı çalışmak zorunda mı kalıyor? Tabii çalışacaklar. Peki. Şimdi bakın, bir muhtarın ilk önce kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok iyi diyaloğu olması lazım. Muhtarın ne kazması ne küreği var. Muhtar ne yapıyor? Belediyesiyle, diğer sağlık kurumlarıyla, elektrikse BEDAŞ'ıyla, İstanbul için söylüyorum, İSKİ'siyle, Büyükşehir Belediyesi'yle, ilçe belediyesiyle çok çok iyi geçinmesi lazım ki mahallesindeki sorunları çözebilsin. Muhtar baktığınız zaman nasıl belediye doğumdan ölüme kadar var ise muhtar da doğumdan ölüme kadar var. Gecenin bir vaktinde telefon açar. Muhtarım, işte annemi kaybettim, babamı kaybettim, yakınımı kaybettim, ne yapacağız? Siz kalkarsınız kış soğuk demeden üstünüzü giyersiniz, o cenaze evine gidersiniz. O cenaze evinde onlara yardımcı olmaya çalışırsınız ve sabah saat 8'de bunların işlerini ayarlamaya çalışırsınız. Muhtarın yapacağı şey şu. STK'lar da çok önemli. STK'larla çok iyi geçinmesi lazım. Düşünün ki bir özürlü, mahallesinde bir özürlü yavrumuz var. Bunu nereye gönderecekler? Bilemiyor aile. Yani ben kendi mahallem için demiyorum. Diğer mahalleler için de söylüyorum bunu. Diğer konumlar için de söylüyorum. Oradaki STK'larla diyaloglarını kurduğu sürece mahallesinin sorununu çözmemek için hiçbir neden yok. Peki siz aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Federasyonu. Konfederasyon. Evet. İçinde görevlisiniz. Evet. Türkiye'de kaç muhtar var? Şimdi Türkiye genelinde 50.275 muhtar var. O zaman illere göre çok çok değişiyor. Doğu'da geçtiğimiz ay içinde farklı durumlardan dolayı 259 muhtar açığa alındı. Peki dediniz ki Doğu ile Batı arasında farklı olay oluyor dediniz. Veya Batı'da iş yapması, onu daha fazla çalışmasına veya daha rahat olmasına sebep olur mu? Muhtarlıklar arasında bölgelerdeki farklılıklar nelerdir? Önemli olan muhtarın kamu, kurum ve kuruluşlara ve mahallesindeki, köyündeki insanlara yaklaşımıdır. Bu yaklaşım olduktan sonra muhtarın hiçbir zaman zorluğu yok. Mühim olan o derdini anlatabilmek. Bir de bakın, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok bu işin. Sadece diyaloglar çok önemli. Eğer siz bulunduğunuz bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK'larla çok iyi diyalog içinde olursanız yapamayacağınız bir şey. Bürokratımız bana dedi ki, muhtarım sen çok iyi istemesini biliyorsun. Tabii istemesini bilmek lazım burada. Şeylere ulaşmanız daha kolay. Ama işte doğuda çok uzak bir köyde, işte merkeze uzak bir yerde olduğunu düşündüğünüzde, evet. Bu insanların çalışma biçimleri nasıl oluyor? Veya görev ve yetkileri daha fazla olabiliyor mu? Şimdi bakın, köy muhtarları ile mahalle muhtarları arasında farklılık var. Şimdi zaten biz bir muhtar birlik yasası çıkarmaya çalışıyoruz. Köy muhtarı ile şehir muhtarı arasında tabii ki farklı. Farklar bu arada. Şimdi mesela köy muhtarı nikah kıyıyor. En basitinden onu söyleyeyim. Nikah mı kıyıyor? Nikah kıyıyor köy muhtarı. Yeni yasayla beraber mi bu? Tabii evvelden de böyle. Ama köylerde köy muhtarları bunu kıyıyor. Doğudaki muhtarın zorlukları şunlar. Diyelim ki bir mezra.
Bu mezrada 10 kişi oturuyor. Buna yapacağı hizmet belli. Zaten bir kar yağdığı zaman oraya ulaşım bile zor. 2012 yılında Konfederasyon'un kurucu üyesiyiz. İstanbul Muhtarlar Federasyonu olarak 5 federasyon Ege, Anadolu ve İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesiyle beraber Türkiye'de Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nu kurduk. Bunu kurmamızın da sebebi zamanın İçişleri Bakanı biz bir şeyler istemeye gittik. Dedi ki herkesin istediği farklı. Siz ilk önce bir olun, bütün olun, iri olun dedi. Biz de ondan sonra federasyonlarımızı İstanbul'da kurduk. Ege'de kuruldu, İç Anadolu'da kuruldu, Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'de kurulan 5 federasyonumuz da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu. Ve ondan sonra hükümetimizin karşısına çık. Toplam 50 bin muhtarın içinde 37 bin üyemiz var. Şimdi o zaman şöyle soralım. Hem Türkiye Muhtarlar Federasyonu... Konfederasyonu. Muhtarlar Konfederasyonu'ndasınız. Evet. Aynı zamanda İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Sekreterisiniz. Şimdi tabii bunlarla da ilgili çalışmalarınız var. Geniş anlamda az önce bahsettiniz ama biraz daha böyle spesifik hale getirsek. Muhtarlar hangi konularda problem yaşıyorlar ki o birlik olma kısmını bir araya getiremediler? Böyle bir ihtiyaç duydular. Sonuçta bu bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıktı. Her şeyin başı insanın duyguları. Ego çok fazla olan bir gruptayız. Muhtarlarda mı ego çok fazla? Kötülemek istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Demin dedim ya eğitim çok önemli. Hizmet çok önemli. Eğer siz hizmet edecekseniz o egonuzu bir kenara koyacaksınız. Muhtarların önemi arttı. Demokrasinin temel taşı muhtar. Peki başka bir şey sorayım. Şimdi biliyorsunuz artık şöyle bir şey var. Silah taşıma ve bulundurma hakkı muhtarlara verildi ama artık bir harç bedeli olmayacak. Artı muhtarlıkları bittikten sonra da yanlış biliyorsam lütfen düzeltiniz. Muhtarlıkları bittikten sonra da taşımaya devam edebilecekler. Tabii. Şimdi bazı şeyler duyduk. Deniliyor ki bazılarının muhtar olma isteme nedenleri tabii ki bu silah konusunda işte daha rahatlıkla davranabilmek. Siz ne diyorsunuz ve niye böyle bir yasa çıkarıldı? Neden muhtarlara silah çok rahat bir halde verilmeye başlandı? 5 sene içinde o mahallenin, o köyün güvenliğinden de sorumlu. Yani devletin en uç noktası, uç beyleri. Bu görev verirken, bu silah verirken bu amaçla veriliyor zaten. Ama tabii ki burada muhtarların da yaşamış olduğu farklı olaylar var. Can güvenliği önemli. Çünkü bir takım nişelere karşı geliyorsunuz. Silah bir şey değil. En güzel silah değil. Ben silah belde, mühür cepte muhtar değilim. Benim bir tane silahım var, dilim. O bir silahım da kalemim. Evet, siz kaç yıllık muhtarsınız? Ben 15 senem bitiyor. İşte evvelden 29 mahalleydi. 28 mahalleydi pardon. Şimdi 25 mahalleye düştü. 25 mahallede de birer kapım var. Fulya mahallesi komple sizi tanıyor dedik. Bu arada teknolojiyle aranız nasıl? Bir şekilde sosyal medyayı çok iyi kullanıyorum. Bir uygulama yaptınız değil mi? Fulya Mahalle Muhtarlığı adında bir sosyal medya sayfası açtım. Tabii bunu Facebook'ta, Instagram'da yaptım. Buradaki mahallemizle ilgili tüm etkinlikler olsun, sosyal etkinlikler olsun, işte elektriğin kesileceğinden, suyun kesileceğinden, nöbetçi eczanesinden, işte gezilerde farklı farklı konuları ben mahallemle bunları paylaşmaya çalıştım. Ve güzel güzel dönüşler olmaya başladı. Bugün sayımız 3500'ü aştı. Muhtar olmamdaki sebeplerden bir tanesi de mahallenin eksiğini görmek. Gördüğü bir şeylerden bir tanesi gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirecek alanların sağlanması. Yani bu alanlar spor alanları olabilir, eğitim çalışmaları olabilir. Bunun dışında geziler ve sosyal etkinlikler olabilir. Spor kulübümüz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtardı. Biz uluslararası yarışmalara katıldık. Muhtarlık olarak mı düzenlediniz? Şimdi burada bir dernek kurdum. Evet. Şişli Kültür ve Spor Kulübü. Ve bu kulübü kurduktan sonra halk oyunları ve bunun yanında spor. Bunun yanında mali afet gönüllüleri. Yani olası bir depremde mahallemizde ekibin oluşması lazım. İyi bir ekibimiz oluşturdu. Eğitimler alınıyor. Tekrardan eğitimler alınıyor. Mali afet gönüllülerimiz. Artıca ufak çocuklarımız. Şimdi okul dışı, okulu bitti. Nereye gidecek bunların? Gidecek yerleri yok. Muhtarlığımın bahçesi var. 500 metrekare bir yerimiz var. Biz orada bir halı saha yaptık. Arada sadece burada top oynamaya gelmiyorlar. Burada biz farklı şeyler de yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Burada eğitimler de yapıyoruz. Öğretmenler geliyor. Öğretmenlerimizle aileler geliyor. Aileler orada anneler babalar oturuyorlar. Orada yaş günlerini yapıyoruz. Orada etkinliklerini yapıyoruz. Orası bizim sosyal donat alanımız. Binaların arasında bir yaşam bulmaya çalıştık ve bulduk. Muhtar yalan söylemedi. Muhtar doğru söyler. Ama muhtar kanaat önderidir. Doğrusu ne varsa yapacağı bir şeyi söz vermeli. Onun dışında bir şey vermemeli. Şişli'de ilk sağlık ocağını Fulya'da açtık. Şişli'de ilk eğitim kurumu olan bizim aşağıda Hüseyin Cahit Yalçın İlköğretim Okulumuz var. Dersliği yetmiyordu. Bina
depreme dayanıksız da o bina yıkıldı ve modern bir okul yapıldı. Kurumumuz olduğu gibi yenilen, kurslar açmaya başladık. Kurumla çok iyi olmak lazım. Halk eğitimle çok iyi olmak lazım. Belediyeyle çok iyi olmak lazım. Sağlık kurumlarıyla. Bakın şöyle bir şey var. Biz şu anda çevremizdeki ve İstanbul'daki tüm hastanelerle diyalog halindeyim. Ben mahallemle şu ana kadar 300 küsur yani ya 352 ya 355 kişiyi bayanlarda göğüs kanseri taraması, erkeklerde de prostat taraması için bir hastaneyle ismini vermeyeceğim. Bir hastaneyle anlaşma yaptık ve bunlar orada ücretsiz olarak gittiler. Proje yaptınız. Evet. Yani bu projemi Şişli'nin 25 mahallesiyle de paylaşacak. Bundan sonraki süreçte ekstra neler katabilirsiniz, neler yapacaksınız? Ki özellikle sizin bölgeniz dikey uzantının çok fazla olduğu, yapılaşmanın çok fazla olduğu bir bölge. Burada yeni projeleriniz var mı? İnsanlar, halkınız, sizin mahalleniz, evet. Sizi tanıyorlar ama tekrar neden sizi seçsinler? Şimdi şöyle bir şey var. Şu seçim sürecinde daha projelerim bitmedi. Şimdi önemli olan mesela Fulya mahallemizde bir kreşimiz yok. Öyle bir konumdayız ki Fulya mahallesi bir dere yatağının sağına ve soluna kurulmuş iki tepe üzerinde bir yerdir. Fulya Caddesi ve Aytekin Kutili Caddesi olarak geçer. Bir tarafta Ortaklar Caddesi olarak geçer. Şimdi bu iki bölgede birer tane çocuk kreşi açılması gerekiyor. Bu bölgede çalışan insanlarımız çok ve bırakacakları maddi gücü yetmeyen insanlarımız da var. Özeller var ama özele gönderecek imkanları yok. İki tane kreş istiyoruz. Emeklerimiz için bir toplantı alanı. Burada sadece erkekler için değil, bayanlar için de bir yerimizin olması lazım. Biz programımızın bu arada sonuna doğru geldik. Son olarak ne söylemek istersiniz? Hem sizi dinleyenlere hem de bizlere. Ben ilk önce size çok çok teşekkür ediyorum. Kanal 34 Yeni Dünya'nın televizyonu diye bir logo görüyorum ben. Evet. Söylenecek söz şu. Hak etmek çok önemli. Verilen sözler çok önemli. Yapamayacağınız işe söz vermeyeceksiniz. Büyük aile oluşturduğunuz büyük ailenize şu mesajını vereceksiniz. 2019 31 Mart'ında sizlerin desteğiyle, sizlerin güveniyle özenle çalışmaya devam. Benim sloganım özen. Soyadımı kullanıyorum. Özenle çalışmaya devam diyorum. Evet, sloganı özen, özenle çalışmaya devam ediyoruz dedi Sayın Muhtarımız. Efendim Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Sekreteri, Şişli Muhtarlar Derneği'nde de kendisi görevli. Sayın Bülent Abdullah Özen bizlerle birlikteydi. Biz bugün biraz muhtarlık seçimleriyle ilgili konuştuk. Muhtarlar ne yapar onu konuştuk. Ayrıca kendisi önceden neler yaptı, neler yapmış onlarla ilgili konuştuk. Sizler de bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.